Merhaba sevgili arkadaşlar, Veteriner Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri dersimizin e, laboratuvarlarda temel hesaplamalar e, ünitesini sizlere özetlemeye çalışacağım. Bu ünitemizde e, temel hesaplamalar, e, kullanılan kavramları tanımlama, tampon çözelti, pH e, ve elektroliti tanımlama konularını işleyeceğiz. E, i̇lk konumuz seyreltme. E, seyreltme, e, laboratuvarlarda deney veya testler yapılırken çok farklı kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasallar e, farklı miktarlarda ve derişimlerde kullanılabilmektedir. Seyreltici olarak kullanılan madde distile su veya farklı e, maddeler yine seyreltici olarak kullanılmaktadır. E, ne kullanılırsa kullanılsın bunların bunların hangi oranlarda kullanıldığının belirlenmesi analizlerden doğru sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Bu amaçla kullanılan distilso veya diğer çözücülerle derişimin azaltılması istenilen orana getirilmesi için kullanılan miktarının hesaplanmasına sulandırma faktörü adı verilmektedir. E, sulandırmayı ve seyretmeyi yansıda anlatacak olursak burada bir plate e, ve e, otomatik e, pipetle pipet ucuyla birlikte bir sulandırma seyretme olayını anlatacağız. E, görmüş olduğumuz plate'in bütün kuyucuklarına öncesinde 100 mikrolitre oranında bilinen bir kimyasal madde eklediğimizi varsayalım. Ve bunun ilk kuyucuklarına plate'in ilk kuyucu, kuyucuğuna yine 100 mikrolitre oranında distile su ekleyelim. E, burada 1'e bir oranında bir seyreltmeden bahsedebiliriz. Yine ilk kuyucuklardan 100 mikrolitre oranında karışım yaptıktan sonra 100 mikrolitre oranında alıp ikinci kuyucuğa aynı işlemi yapıp 3. dördüncü ve daha sonrasındaki gelen kuyucuklara da bu işlemi uyguladığımız zaman bir seyreltmeden bahsedebiliriz. Burada seyreltme oranında ilk kuyucukta 1 bölü 1 oranında, ikinci kuyucukta 1 bölü 2 oranında, üçüncü kuyucukta 1 bölü 4 oranında, diğer kuyucuklarda yine 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 64, 1 bölü 128 gibi oranlarda seyretme yaptığımızdan rahatlıkla bahsedebiliriz. Seyretme oranlarını normalite, derişim ve molariteye karşılık gelecek şekilde yansıta verilen formüllerle e, bulabiliriz. Burada N normaliteyi, C derişimi, M molariteyi, ve e, ise hacmi karşılamaktadır. Asit-baz titrasyonlarında bu hesaplamalardan faydalanabilirsiniz. Diğer bir konumuz yoğunlaştırma. Yoğunlaştırma nasıl oluşturulabilir? Burada e, hacmin azaltılması, partikül sayısının artırılması veya e, sıvı miktarının azaltılması, yoğunluğun artırılması ile yoğunlaştırmayı yapmak mümkündür vücudumuzda biz farkına varmasak da organlarımızda devamlı olarak bir yoğunlaştırma işlemi gözlenmektedir. Bu işlemi en güzel böbrek bu işlemi en güzel böbreklerimize örnek verebiliriz. Yaşamımız devam ettiği müddetçe böbreklerimiz her gün bu işlemi yapmaktadır. Alınan su miktarına göre de idrarı yoğunlaştırmakta veya seyretmektedir. Bu duruma göre böbreklerimiz eğer sağlıklıysa vücudumuzda mükemmel bir mükemmel bir kimyasal kimyager olarak çalışmaktadır. Bu şekilde iç ortamda su dengesinin sağlanmasına büyük katkı sağlamaktadır. böbreklerimizin normal sınırlarda çalışıp çalışmadığının belirlenmesi amacıyla da laboratuvarlarda seyretme ve yoğunlaştırma testleri yapılarak idrar dansitesinin oranlarına bakılmaktadır. Bu amaçla hastaya bol miktarda su verilmekte veya hasta susuz bırakılmaktadır. Bu durumu dengede tutmaya çalışan böbreklerin ne kadar yeterli olup olmadığı da bu sayede belirlenmektedir. Diğer bir konumuz özgül ağırlık. Özgül ağırlık tanım olarak belirli sıcaklık ve basınç altındaki cismin ağırlığının hacmine oranı olarak tanımlayabiliriz. Burada bir yer çekimi kuvveti etkisinin söz konusu olduğunu söylemekte fayda var. Burada d eşittir g bölü v formülü ile özgül ağırlığı bulabiliriz. Bir bakıma yoğunluk ve yer çekimin yer çekimi ivmesinin çarpımıyla özgül ağırlığı bulabiliriz. Burada gram kuvvet bölü santimetre küp de özgül ağırlığın birimini ifade etmektedir sevgili arkadaşlar. Diğer bir konumuz ise öz kütle yani yoğunluk. Burada öz kütle ile özgül ağırlığı birbirinden ayırt etmek gereklidir, birbirlerinden farklıdır ama genellikle birbirleriyle çok karıştırılır. Maddenin 1 santimetre küpünün gram cinsinden kütlesi yoğunluk ya da öz kütle olarak ifade edilmektedir. Burada önemli olan nokta Yoğunluk tayini yapılırken e, belli sıcaklıkların sıcaklığın sabit olması gerekmektedir. Genellikle 15,6 ila 20 santigrat derece arasında yoğunluk tayinleri yapılmaktadır. Yani bir bakıma ısının yoğunluk üzerine önemli etkisi vardır. E, ısı azaldıkça yoğunluk da değişmektedir. E, burada yer çekimi kuvveti, kuvvetinin e, etkisinin olmadığını da söylememiz gerekmektedir. Yoğunluğu m bölü v. E, formülüyle bulabiliriz. Birimi de gram bölü santimetre küptür sevgili arkadaşlar. Yoğunluğun bulunmasında, sıvı maddelerin yoğunluğunun bulunmasında dansimetre denilen aletler kullanılmaktadır. Oldukça basit olan bu aletler camdan yapılmış malzemelerdir. Bunların genişletilmiş olan alt uçlarında bir saçma veya civa dediğimiz malzemeler vardır. Ve bunların hareketini engelleyecek olan parafin yapıyla bunlar sabitlenirler. Bir sıvının biz... Yoğunluğunu ölçmek istersek dereceli bir silindir içerisinde bunu alırız ee, ve bu sıvı içerisine dansimetremizi bırakırız. Daha sonra dansimetre, dansimetrenin rakamlı olan, ölçekli olan ucu e, sıvı yüzeyin e, hangi kısmına denk geliyorsa o rakamlar okunur ve bu rakamlar e, ölçmeye çalıştığımız sıvının yoğunluğudur diyebiliriz. Diğer bir konumuz pH pH, sulu çözeltilerin hidrojen-iyon konsantrasyonlarına bakılarak e, asidik ya da bazik olma durumlarının ifade edilmesidir. Buna göre e, saf suyun pH'si 7'dir. Hidrojen-iyon konsantrasyonu e, miktarı bir çözeltide pH 7'nin üzerinde ise asidik, altında ise baziktir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Diğer bir konumuz çözeltiler... Ee, çözeltiler bir çözünen ve çözenden oluşmaktadır ve çözeltileri biz e, oluşum şekillerine göre ozmolar, elektrolit, e, kolloidal, normal, izotonik, molar ve yüzde çözeltiler olarak e, hazırlayabiliriz. Burada e, kısa kısa değinmek gerekirse yüzde çözeltiler ağırlık, hacim, hacim, hacim e, ya da ağırlık, ağırlık esasına göre hazırlanabilir. Molar çözeltiler ise bir maddenin bir molekül gramını ya da bir formül gramını bir litresinde içerirler. Ozmolar çözeltiler ise litresinde hazırlanacak maddeden bir ozmol gram bulunmaktadır. Elektrolitler ise suda çözündükleri zaman elektrik akımını ileten bileşiklerdir denilebilir. Burada örnek vermek gerekirse tuzlu su çözeltileri iyi bir elektrolittir ve elektrik akımını iyi iletirler. Yani iyonlarına çözünmüş olması esası alınır. Burada glikozla yani şekerle oluşturulacak olan bileşikler ise glikoz tam anlamıyla su içerisinde iyonlarına ayrışmadığı için iyi bir elektrolittir diyemeyiz. Asetik asit ise az miktarda zayıf miktarda iyonlarına ayrıştığı için zayıf elektrolittir diyebiliriz. Yine doymuş çözelti, normal çözeltiler ise bir maddenin bir eşdeğer gramını bir litresinde bulunduran çözeltilerdir. Doymuş çözeltiler ise e, içi su dolu bir kabın içerisine kaynatarken e, eritinceye kadar tuz eklediğinizde ve ne zaman tuzu eritmezse biz bu şekilde doymuş tuzlu suyu oluşturmuş oluruz. Bu da doymuş çözeltilere örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Diğer bir konumuz tampon çözelti. burada canlı organizma içinde sindirim, solunum, boşaltım gibi işlemler belli pH'larda gerçekleşmektedir. Aksi, bunun aksi durumunda vücutta rahatsızlık oluşur, hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Aynı bu düzende olduğu gibi laboratuvar ortamlarında da kimyasal reaksiyonların belli pH'larda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu pH değişikliklerinin korunmak amacıyla tampon bileşikler kullanılmaktadır. Bu bileşikler az asit ve az baz ilavesine karşılık olarak hidrojen konsantrasyonları aynı kalabilmektedir. Burada hidrojen tutabilenlere bazik, verebilenlere ise Asidik çözeltiler adı verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu e, kullanımları sırasında e, ısıya dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde e, özellikleri değişebilir sevgili arkadaşlar. Tampon sistemler e, bahsettiğimiz gibi e, laboratuvarlarda kullanılmakta ama e, en basit haliyle vücudumuzda devamlı olarak bir tampon sistem bulunmaktadır. Burada vücudumuzun e, su kaybının engellenmesi, vücutta belli iyon dengesinin sağlanarak suyun tutulmasının sağlanması amacıyla belli tampon sistemler bulunmaktadır. Yine e, vücudumuzun e, protein protein metabolizmasının dengelenmesi, e, dengelenmesinde de yine tampon sistemler e, başrolü almaktadır arkadaşlar. Vücudumuzda 7.35 ile 7.45 arasındaki normal pH'nin oluşturulması yine tampon sistemler sayesinde olmaktadır. Kan metabolizmasında kanın e, akışının sağlanmasında ve kanın yine oksijen Oksijen dokulara oksijen taşınması ve dokulardan alınan karbondioksitin taşınması da yine ancak tampon sistemler vasıtasıyla olmaktadır. Akciğerlerde hava değişimi hakeza tampon sistemler sayesinde olmaktadır. Böbreklerde ve böbreklerin ve akciğerlerin çalışma sistemleri de tamamen bu tampon sistemin sağlanması amacıyla çalışmaktadır sevgili arkadaşlar. Serumda asidik veya bazik yan zincirli protein tamponlarının oluşturulması, yine eritrositlerde hemoglobin tamponuyla karbondioksit düzeninin sağlanması, yine plazma ve eritrositlerde bir karbonat tampon sistemiyle vücuttan karbondioksitin zararsız bir şekilde dışarıya gönderilmesi, akciğerlerden dışarıya atılması ve oksijenin tekrar alınması, yine plazma ve eritrositlerde fosfat tampon sistemi çalışarak böbreklerden asitlerin zararsız bir şekilde atılmasının sağlanması da organizmada e, örnek verebileceğimiz tampon sistemler arasında bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu şekilde e, ikinci ünitemizde özetlemiş bulunmaktayız. E, bu özetlerle birlikte Anadolu E-Kampüs'te bulunan e, diğer öğrenme materyallerimizi kullanmayı da ihmal etmeyiniz. E, hepinize başarılar diliyorum.